Evet Galatasaray hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Ekip arkadaşlarımız da yine Galatasaray'ın da Antalya kampını takip ediyorlar. Emre Kaplan da bugün basına çıkan antrenmandan detayları bizimle paylaşacak. Görüntüleri canlı olarak sizinle buluşturacağız diyeyim. Ve hemen Ümit sorayım sorayım. Dünya Kupası çok iyi girdi Galatasaray. O sallantılı başlangıç tam rayına oturmuştu derken bir ara uzun da bir ara. Futbol tarihinde ilk kez sezon ortasında böyle uzun bir ara yaşıyoruz. Katar'da oynanması dolayısıyla Dünya Kupası'nın. Ee, nasıl bir beklentiniz var sizin hazırlık maçlarını da izliyoruz. Bu arada e, yarın cumartesi günü Adana Demirspor'la oynanacak hazırlık karşılaşması da A Spor ekranından canlı olarak sizinle buluşacak. Bunun da altını çizelim. Evet, onu da zevkle seyredeceğiz. Ee, Galatasaray'da öyle bir durum çıktı ki ortaya sanki Dünya Kupası'nda Galatasaray takım olarak katıldı. Zorlu bir gruba düştü. Çok zor maçlar oynadı. 4 sakat verdi, 2 cezalı verdi gibi bir tabloyla karşı karşıya şu anda. Oysa bunlar huzur içerisinde oyuncularını milli takıma göndermiş, oradaki performansları takip edip burada hazırlık yapması gereken ve bıraktığı yerden başlama hayali kuran bir takımdı. Bence şu anda bıraktığı yerden başlayan Fenerbahçe, bıraktığı yerden asla başlayamayacak gibi görünen bir Galatasaray var. Üstelik yarış bu kadar yaklaşmışken bu sıkıntı yansıyacak oyuna yansıyacak. Çünkü bir santrforunuz var Avrupa çapında herkesin bildiği, tanıdığı yetenekli, iyi de bir ivme yakalamışken bu araya girilmiş ama yani sizin duran top antrenörü taca antrenörü filan alacağınıza bir evlilik danışmanı alıp Icardi ile birlikte Arjantin'e gönderip ne oluyor diye bir sordurmanız lazım. O vaziyete geldi iş. Çünkü hala bu sorgulanıyorsa ve bu problem devam ediyorsa burada bizim tamam gelenek ve göreneklerimize göre çok uygun değil belki. Ama onların yaşam tarzında da böyle bir şey var. E, bu kadar çok ayrılıp bir araya gelmek ayrıldığı zaman başka performans <laughs> bir araya geldiği zaman başka bir performans. E bunu da Galatasaray bir sezon boyunca taşıyamaz. Çünkü acaba evden nasıl gelecek bugün diyerek kadro yapamaz. Çünkü ee, Okan Buruk'un elindeki malzeme zaten sıkıntılı bir de sorun çözmeye çalışan bir e, teknik adam. Şimdi insan e, sorunları e, yaşadığı oranda değil o sorunları çözmeye başladığı oranda başarılı olur. Ama Okan Buruk'un elinde bunları çözmeye çalışacak ne zamanı var ne imkanı var. Kaleyi mi düşünsün Okan Koçuk'un taraftar tarafından e, bu tepkiyle karşılanmasını mı düşünsün? Onu kazanmaya mı çalışsın? Sezonun bu saatinde kaleci mi arasın? Acaba Mustera ne kadar verimli olabilecek geldikten sonra? Icardi dönecek mi? Derbiye yetişir mi? İstanbul Spor'da oynayacak mı? Sivas'a götüreceğiz mi eksi beşe? Ee, yani bütün bunları hesaplamak pek kolay bir şey değil. Bir de elinizde tedavülden kalkmış hiçbir geçerli olmayan bir para var. Vanan oldu. Çöp. Yani deyim biraz ağır ama... Hiçbir işe yaramıyor ve bir istek de sunmuyor. Ya ben biraz zorlayayım burada oynayayım hiç olmazsa e, bu takıma katkıda bulunayım gibi bir şey yok. Bavulu toplamış bavul kapının önünde Galatasaray'ın haberi yok. Hala umut besliyor o konuda. Bu sıkıntıları aşması e, bu sorunları geçmesi pek kolay gelmiyor bana Galatasaray'ın. Hemen sana da sorayım. Şimdi Antalya'da hazırlıklarına devam ederken Galatasaray <laughs> bir yandan işte hazırlık maçlarındaki performansı da görme şansımız oluyor. E çok iyi bir giriş yaptı. Sallantılı başlasa da Lig'e, Dünya Kupası arasında çok iyi girdi Galatasaray. <laughs> ama şimdi dönüşü merak ediliyor. Nasıl dönecek? Yani Galatasaray adına yani daha iyimser bir tablo en azından kendinizde görüyorum ama Galatasaray'daki tek olumsuz durum, Fernando Mustera'nın olası bir cezası gelirse bu ne boyutta olacak ve ne kadar lige yansıyacak bu durum. Çünkü e, Okan'ın, kaleci Okan'ın performans olarak e, doğal olarak maç eksiğiyle birlikte adaptasyonu biraz vakit alacak gibi gözüküyor. Son karşılaşma bize hazırlık mücadelesi bunu gösterdi. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyur abi, lütfen. Ben e, Okan Burva şunu söylemek isterdim. Ben Okan Koçu bir kere Önünde Abdülkerim Nelson'la De Boyle, ile, Oliveira Pereira'yla Pereira ve e, Mertens'le Icardi ile Kerem ve Yunus'la oynarken görmek istiyorum. Daha hiç görmedim. Evet. Kendinden yaşça daha küçük çocuklarla oynadı dört tane gol yiyor. Yani Mustera'yı koyun son oynadığı karşılaşmaya Rayo Vallecano ve e, Villarreal maçlarına herhalde iki tane üç tane de o yerdi. Evet, yani bir, Okan Hoca da basın toplantısında söyledi zaten. Biraz evet. hani bunun çok doğal olabileceğini ki taraftarın da bu konuda sabırlı olması gerekiyor. Evet. Çünkü ilk maçta hemen daha 45 dakikada evet. olmadan e, protestolar başladı ki Okan'ı hatırlarsınız, geçtiğimiz yıl Giresun'dan gelsin diye e, neredeyse dua ediliyordu. Tabii. Alınsın evet. diye çünkü Mustafa'nın biz sakattık durum falan da vardı. şu Fati an gelir. neden kiralandığıya evet. kadar geldi. Fatih Öztürk'ten umudu kesmişken, Tabii. Okan Koç'a nimet gibi sarılmışlardı. Şimdi 45 dakikada da yuvalamak evet. biraz normal gelmiyor haksızlık, bana. Büyük Ve Bugün Mustera'nın eğer FIFA'dan bir cezası gelirse Uruguay maçındaki hareketinden dolayı bugün kaleye Okan Kaleyi Okan koruyacak. Bence Galatasaray'da... İstanbul, İstanbul Spor maçında her türlü Okan olacak galiba. Evet, evet. Çünkü Fernando Muslera'nın zaten bir cezası var bir maçta. Evet orada cezası var. Şimdi Galatasaray'da gördüğüm tek problem bu. Okan'ı bir problem olarak görmüyorum. Problem gördüğüm maç eksiği. Bu biraz geçiş sürecinde zorluk çıkartabilir. Ve bu cezanın boyutunu nereye varacağı ile ilgili de açıkçası orada kullandığı ifadeler, söylemlerin ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de bir görmek ki Belki bir maç, belki başka bir Farklı bir boyuta taşınabilir. Ama Icardi konusunda çok yani katılmadığım bir nokta var Ümit abi sana. Oyuncu performans veriyor ve siz eğer bu oyuncuyu e, özel sebeplerinden dolayı e, ailevi durum olur, eş olur. Bir şekilde ülkesine gidiyorsa geliyorsa, sakatlanıyorsa. Eğer takım arkadaşlarına karşı bir haksız bir durum yoksa, takım içerisinde e, ama o izin kullanıyor ama o gidiyor ülkesine gibi bir vaziyet doğurmuyorsanız. Belli çerçeveleri, yani sınırlarınızı aşmıyorsa, Galatasaray'ın kültürüne yönelik, geçmişine yönelik bir saygısızlığı yoksa, ben sadece performansından memnunum İkardim. Özellikle son dönemlerde. Ee, ve bu çıkışa geçmiş oyuncunun, e, bu çıkışa geçmesindeki belki sebeplerinden bir tanesi de ülkesine gitmesi arada. Belki de eşiyle ya da işte sevgilisiyle bir araya gelmesi. Ayrılması belki de ya da barışması bilmiyoruz. Ama onu motive eden bir şey var. Kimi insanın motivasyonu paradır. Kimi insanın motivasyonu hayatındaki insandır, kimi insanın motivasyonu seyahat etmektir. Yeter ki takım içerisinde bir huzursuzluk tablosu oluşmasın. Okan Hoca da zaten bu dengeyi sağlamak zorunda. Bu dengeyi sağlamak için de orada Cenk Ergün gibi bir isim var, Okan Buruk gibi bir isim var. Hatta futboldan sorumlu yönetici olan Erden Timur var. Evet bu Yani sorumluluğu... işler iyi giderken sana katılıyorum evet. ama işler kötü giderse Icardi bile sorgulanabilir Hı. duruma düşer. Bütün bunlar gündeme gelebilir o zaman. Elbette. Niye gönderdiniz oraya? Olabilir. Bu futbol iklimimizde var. Ne yani var? E, işler iyi giderken bunu kimse kolay kolay tabii. sorgulamaz tabii ki de. E, şu anda da bu iyi gidişatı Okan Hoca da basın toplantısında söylemişti. Hatta Abdülkerim de söyledi yanılmıyorsam basın toplantısında keşke ara olmasaydı diye. Evet. Şu an çünkü Galatasaray iyi gidiyordu ve 7-0'ın Heyecanıyla muhtemelen evet. İstanbul maçı oynansaydı İstanbul maçını da kazanabilirdi bu gidişatla birlikte. Evet. Yani ara Galatasaray'a muhtemelen çok da iyi gelmeyecek ama ne seviyede kötü gelecek ya da gelecek mi ya da aynı dengede mi gidecek bunu göreceğiz. Ee, şu an hızını almış bir takım olarak Galatasaray yoluna aynen devam etmek ister. Bu için sen ne düşünüyorsun? Ee, cezası boyutunda evet. mı söylüyorsun abi bilmiyorum. Hakeme ne, ne ifadelerde bulunduğunu Raporunu bilmiyoruz. bilmiyoruz hakemi. Raporunu bilmiyoruz. Eğer orada fiziki bir amiz bir... Çok... bir söz varsa bunu bilmiyoruz. O yüzden de cezanın boyutu az önce dedim ya evet. belki fiziki davranış yüzünden 3 maç belki 1 maç ama söylemin boyutu, evet. işin boyutunu da değiştirir. Söylem Hüseyin boyutu Öztürk, olursa Galatasaray'ı da bağlayabilir. Evet. Ama şiddetli itiraz nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu'nu bağlayabilir. FIFA kararı verecek evet. gibi gözüküyor şu anki yani tabloda. Milli takımda 3 maç ceza alabilir. Ama hakeme kötü söz, Fifa'dan Türkiye'de Avrupa'da var. da oynayabileceği takımlara yansıyacak bir ceza evet. getirebilir. Bu ikisinin ayırdığını bilmiyoruz. Mustera biliyordur mutlaka. Bilmiyorum bu konuda bir açıklama yapar mı? Şu an soruşturma FIFA'da olduğu için büyük ihtimal FIFA'dan karar çıkacak. O yüzden de Galatasaray'ı etkiliyor gibi gözüküyor. Hakemin raporu nasıl? Hem Türkiye Kupası maçlarını etkileyecek hem de e, lig maçlarını etkileyecek. E, herhalde o da... ...iki maçlık bir ceza falan olmayacaktır. Üç, Ol. maç olabilir. Peki kanaatimi söyleyeyim. Biraz. O pozisyonda penaltı, kavaniye yapılan. Sakin kalması gerekiyordu herkes. Asla bakarsın. Kupa gidiyor, evine dönüyorsun. Yürüyeceksin çeyrek finale, hı hı. sakin kalacaksın. Abi biraz aslında bu deneyim bunu gerektiriyor. Evet katılıyorum. Son dünya kupan, bir heyecan ama bir de İstanbul'da seni bekleyen bir takımın var. Orada yaptığın hakeme müdahalen seni 10 maç bile sahadardan uzak tutabilir. Doğru ve arkanda maç hazırlığı olmayan bir kaleci var. Yani kaleci vardır. Mesela e, arkasında bekleyenle oturan yani sağda olan arasında evet. çok büyük farklar yoktur. Ama Galatasaray'da Mustera şu an performans olarak da ihtiyaçtır, ilaçtır. O yüzden kendi takımını da her zaman aklının bir köşesinde tutup o sükunetini evet tepki göster ama evet. hakaret etme ya da şiddet ya da bir davranışta bulunma hakeme. Kararını Uruguay Federasyonu versin. FIFA vermesin. O boyuta taşıma işi. Evet. O, o tecrübe bebeklerdi o tecrübe bunu gerektirirdi. Kontrol etmesi lazım ama işte o anda 90. Oh, evet. dakika 90 artı 2, penaltiyi verse hı. gidiyorsun. Penaltiyi vermiyor, yok oluyorsun. Yerle bir bütün hayallerin çöp oluyor ve e, penaltı olduğunu görüyorsun. Sahadaki şeyden de görüyorsun. Hı hı. Ekrandan, Ekrandan da dan. seyrediyorsun. Evet penaltı. Hakemi çağırmıyor. Var. O hakem bir daha maç almayacak. Ee, Arjantinli hakem maçı almayacak hı hı. bitti hakemliklerini tamamladılar ama e, bir hizmet varsa işin içerisinde onu yapmış oldular Ha bunu belli bir para karşılığında anlaşarak hakemi satın aldılar demek istemiyorum ama yani siz yolu e, Arjantin'le kesilecek bir takımın maçını Arjantinli hakemin verirseniz doğru sorgulanır bu bu kısım hata bence de evet